Kuline, hepimiz yine bir aradayız. Öyle mutluyum ki. Keşke tüm bu anlattıklarını yaşarken biz de yanınızda olup yardım edebilseydik Kuline. Evet. Nana bizi kurtarmak için sihir güçlerini feda etti. Gerçekten o bizim kahramanımız. Evet. Evet ama İlayda'dan nasıl kurtulacaklarının yolunu da ben söyledim. Doğru. Neyse, unutalım artık bunları. Yine hep beraberiz ya, ona bakalım. Yaşasın. Doğru söylüyorsun Şaşa. Yine hep beraberiz. Ve asıl önemli olan da bu. Şimdi siz haset giderirken ben de konsey üyelerinin yanına gideyim. Bakalım bir karar vermişler mi? Görüşürüz. Güle güle. Kuline. Aa, o da kim acaba? Sen de kimsin? Bunun İlayda'nın elini aldı. Sahi mi? Şoker onun küçük bir cadı olduğunu söylüyor. Ay. İmdat! Ne bakıyorsunuz be? Çok korktum. Kulina, toplantı ne çabuk bitti. Daha toplantıya giremedim Şoker. Önce kendi aralarında bir karara varmaya çalışıyorlar. İçeri bile alınmadım. Kulina, bunca hizmetimden sonra herhalde dileğimi kabul ederler değil mi? Bilemiyorum Şoker. Değirmenin altından çok sular aktı. Sen verdiğin hizmetten kat kat fazla zarar verdin bana kalırsa. Her zaman beni dışlayıp Nana'yı koruyacaksın değil mi? Ne kadar iyi olursam olayım sana yaranamayacağım değil mi? Artık akıllandım diyorum. Neden inanmıyorsun? Şoker, sana inanmak istiyorum gerçekten. Ama zaten kararı verecek olan ben değilim. Yüce Konsey. Bize sadece onların verdiği kararı uygulamak düşüyor. Anla. Ahtar Konsey. Umarım geçmişte yaptıklarımı unutmuşlardır. O kadar zaman donmuş biçimde kaldılar. Beyin hücreleri ölmüştür herhalde. Kesinlikle ben insan olmalıyım. Ben insan olmamalı. Olamaz. Olamaz. Niye peşimde dolanıyorsun o zaman? Ne yapayım? Burada tanıdığım tek kişi sensin sünger kafa. Peşimde dolanmayı bırak. Ben kimseyle bu kadar yakın olmayı sevmem. Git oyuncaklara söyle. Seni Luna Park'a falan götürsünler. Hadi çocuğum hadi. Aman üç. Benim çocukluğum siklerde geçti. Bu Luna Park onun yanında çocuk oyuncağı. Evet çocuk oyuncağı. Çünkü burası oyuncaklar dünyası. Hadi bakayım çocuğum hadi. Of. Bir bu eksikti. Bir de çocuk bakıcılığı mı yapacağım ben? Konsey ne zaman karar verecek acaba? Kendime bir eğlence bulayım da zaman çabuk geçsin bari. Tabii ya. Nana'nın artık sihir güçleri yok. Biraz eğlenelim bakalım. Geliyorum Nanacık. Oy. Ne ya? Ne sıkıcı bir yer burası. Tüm oyuncaklarda sevgi böceği gibi yapışık salyangozlar gibi. Sürekli beni koklamalarından usandım ya. Ay canım ne şekersin. Ay canım ne tatlısın. Buraya biraz hareket getirmek gerek. Hey çizgi film. Benim adım çizgi film değil. Golfo. Aa biliyor musun? Kurşun asker senin için çizgi kafa dedi. Aşk olsun kurşun. Sana çok kırıldım. Bana çizgi kafa demişsin öyle mi? Kim? Ben mi demişim? Evet. Golfo neden kızıyorsun? Ha? Sen de kurşun için uykucu tembelite gidemedin mi? Ne? Öyle mi dedin çizgi kafa? Bak çizgi kafa dedin işte. Ya. Bir de inkar ediyorsun. Seni tembel uyuşuk seni. Sen kime tembel uyuşuk diyorsun sana ya? Sana diyorum tabii ki. Bana bak. Gelsene. Ne yapıyorsun? Gel hadi gel. Gelsene. Sana gününü göstereyim var ya. Sen var ya. Sana gününü göstereceğim. Tembelsin, uyuşuksun tabii. Hep uyuyorsun işte. Gel. Buradayım. Gel. Hadi yakalayamazsın. İşte. Yakalayamazsın. Geldi de sana. Hadi gel. Yakala. Ha gördün mü gününü işte. Golfo, sen bittin Golfo. Gel buraya. Hadi yakala.
yakala beni, yakala. Tembel uyuşuk. Hadi yakalasana. Kal orada, kal. Sakın bir yere gitme. Yakalayamaz ki, yakalayamaz. Gel ki. Vay be, ben burada değilim ama... Hadi seni o işe karışmış. Kaç o güne geldim sana. Gördün mü gününü? Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Çok komikler. Kurşun, deli gibi yer fıstığı. Bu kıza, işte içe bir sempati duyuyorum nedense. Dur artık yeter, kaçma dedim. Hadi yakala, hadi. Gelsene, yakalasana, niye kaçıyorsun? Yakalasana. Hadi vur, hadi vur. Buradayım, buradayım. Gel, ya arkadaş. Gel buraya. Kurşun, kurşun. Yeter artık. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Bana baksana, sen hanım evladısın tamam mı? Bizim kavgamıza hiç karışma. Evet, karışma. Of ya, burası emin ellerden ısınsa. Ben ismi Nana'yı deli edeyim. Şu konseyde ne zaman karar verecek ya? Zaman geçmek bilmiyor. Sen bana nasıl hanım evladı dersin? Ha? Hanım evladısın işte. Hadi. Bak daha orta da o kadar buldu. Senin yüzünden oldu hep işte. Eyvah Kulina, yakalandı. Ne yapıyorsun? Oyuncaklarım, oyuncaklarım, sevgili oyuncaklarım. Bu ne gürültü? Morfo, Piero, kurşun. Ne kadar ayıp ama. Hiç yakışıyor mu size? Kulina, başım şişti yani. Bu oyuncaklar çok kavgacı. Bana çok kötü örnek oluyorlar. Özür dileriz. Oyuncaklarım yıllardır tanırım ve onlara inanıyorum. Pompirika, yaramazlıklarına artık bir son vermelisin. Bu çok ayıp. Duyduğuma göre Satrunka senin babanmış. Seni ona göndereceğim. Hayır, ne olur. Hayır, beni ona göndermeyin yalvarırım. O benim babam değil. Benim babam bir sirk cambazı. Sirk cambazı mı? Yani sen yarı insan yarı peri misin? Evet. Lütfen beni annemin yanına gönderin. Lütfen. Ben nasıl gideceğimi bilmiyorum. Tamam. O halde seni annenin yanına göndereceğim. Seninle uğraşamam. Sen pek maymun bir şey misin? Söyle bakalım annen kim? Kulina! Kulina! Ya Kulina! Ha, beni burada bekle. Hemen geliyorum. Hadi gençler, kahve vakti geldi. Hadi bakalım, elinizi yüzünüzü yıkayıp dişlerinizi fırçalamanız, saçlarınızı taramanız, okul üniformalarınızı giyip çantalarınızı hazırlamanız ve kahvaltıya gelmeniz için toplam 7,5 dakikanız var. Aşağıda ödevlerinizi kontrol edeceğim. Babanızın dediklerini duymadınız mı? Kumanda bende artık. Ya bu ne ya sabah sabah? Ben sizin yerinizde olsam aval aval bakmak yerine çoktan kalkardım. Bir dakikanız doldu bile. Hadi dedim. Hala uyuyorum ve kabus görüyorum galiba. Bu gerçek olamaz. Freddy'nin kabusları gibi. Simge'nin kabusları. Hadi kalk Emre, efsane geri döndü. İnanamıyorum ya. Ya demek artık o kabazlık yapamayacaksın. Ama üzülme, nasılsa yakında insan olacaksın. Tabii canım, ne yapalım? Yağmur için, arkadaşlarım için buna değerdi. Of, ayrıca konseyden ne karar çıkacağı hiç belli olmaz. İnsan olma hakkımı elimden alıp şok yere verebilirler. Üf. Hadi ama bak hala sallanıyorsunuz. Kahvaltı hazır değil. Neden? Uyuşukluğunuzdan. Bana bakın, bu evde kalmak istiyorsanız ona göre davranmalısınız. Anladın mı beni, Bunak? Ne? Ay, benim tansiyonum çıktı. Numaracı seni. İşten kaçmak için yapıyorsun değil mi? Ama siz bilirsiniz. Nana tek başına yapar her şeyi o zaman. Hadi, ne duruyorsun? Git yat o zaman. Ayak altında dolaşma bari. Makbuş, gel ben seni odana götüreyim. Bırak kendi gidersen dur şurada. Ben giderim kızım. İlaçlarım var.
Ah, sen zahmet etme. Cevap ver bakalım. Halkanın gömlekleri. Ütülendi. Salonun tozu. Alındı. Banyo küveti. Ovuldu. Bahçedeki çiçekler. Sulandı. Hadi o zaman hadi. Sallanma da kahvaltıyı hazırla. Çabuk ol. Çocuklar olmasa ben sana yapacağımı biliyorum ama onlara dua et. Uş. Günaydın hayatım. Aa. Günaydın Simge. Sen ne zaman geldin? Çok erken geldim. Çocukları kaldırıp okula hazırlamak istedim. Biliyorsun çoğu zaman geç kalıp servisi kaçırıyorlar. İdareyi ele aldın desene. Günaydın Hakan amca. Günaydın Özgeciğim. Canım benim. Bak tek başına pırıl pırıl hazırlanmış çocuğum. Ne de olsa disipline alışkın. Hadi kahvaltıya geçelim mi? Tamam. Aferin çocuklar. İkiniz de ödevlerinizi çok güzel yapmışsınız. Yalnız Emre'cim, burada bir soruyu boş bırakmışsın. Gel bakayım. Bak. İşte şu soru. Onu yapamadım. Bundan sonra bilemediğin bir şey olursa haberim olsun. Ben sana yardım ederim. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Tamam mı? Tamam. Şimdi hadi başla artık. Bak çayın soğudu. Önemli değil. Nana değiştirir. Zahmet olmazsa. Tabii canım. Ne zahmeti? Yumurta hiç güzel olmamış. Yeme tatlım o zaman. hadi bakalım. Herkes sütünü bitirecek. Hadi. Nana hadi sen de otur artık. Herhalde yer yok diye oturmuyor. Mutfakta ya canım sende. Olur mu canım? Makbuş Sultan'ın yeri boş ya. Gerek yok, aç değilim zaten. Hakan'cığım, Makbuş'un yine tansiyonu çıktı. Ona birkaç gün izin versek de köye gidip biraz daha hava salsa. Ha? Ne dersin? Az önce baktım ben, daha iyiydi. Biraz dinlensin geçer. Ben sütümü bitirdim, çay içmek istiyorum. Nana. Nana. Hı? Tamam, al canım. Merhaba. Ne o Şoker? Beni ziyarete mi geldin? Ne oldu Nana? Artistlik yapıp sihir güçlerinden oldun. Şimdi de hizmetçi gibi çalışıyorsun bakıyorum. Şoker. Seninle uğraşacak halim yok. Zaten canım sıkın. Ayrıca seni kimse görmeden çek git buradan. Yoksa Kulina'dan ceza mı almak istiyorsun? Hı? Yok, almayayım canım. Sinir. Ha. Sinir oluyorum sana. Sinir. Güzel. Bu ne ya? Nana, sen kendinde misin? Çocuğuma bunu mu içireceksin? Nana, bu ne? Bilmiyorum. Ama ben çay koymuştum. Senin aklın bir karış havada. Rica ederim biraz daha dikkatli ol. Çocukları zehirlemek mi istiyorsun? Ay götür lütfen şunu. Bir şey istemiyoruz. Hakan görüyorsun değil mi? Bugünlerde çok yoruldum. Makbuş Sultan'ın da işlerini yükleniyor. Ben doydum. Ben de. Ellerinizi yıkayın cicişler. Görüyor musun? Ellerini mutfakta yıkamaya alıştırmışlar. Hayatım banyoda yıkamaları gerekmiyor mu? Ne fark edersin bir? Ay çok şey fark eder. Ama sen hiç merak etme hayatım. Çocuklara ben her şeyi öğreteceğim. Temizlik nedir öğrenecekler. Hep bizim yüzümüzden oldu. Ben internette babamın paralarını kaybetmeseydim. Ben de sınavdan 0 almasaydım böyle olmayacaktı. Kendini bizim annemiz sanıyor ama çok yanılıyor.
Kendini suçlamayın çocuklar, lütfen. Sakın üzülmen ana. Babam Simile ile evlenmez, biliyorsun. Bilmiyorum Yağmur. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Ama sizi asla bırakmayacağım, söz veriyorum. Bakın, susuyorsam huzurumuz bozulmasın, siz üzülmeyin diye. Çocuklar, hadi geç kaldık. İyi dersler. Hoşça kal Nana. Akşama görüşürüz. Güle güle. Alo? Nana, Simge ben. Efendim Simge. Hakan Makbuş merak etti de nasıl? Fena değil. Ben asıl sana şeyi söyleyecektim. Sehpanın üstünde küçük bir not var da, bugün yapılacakların listesi. Rica etsem hepsini akşama bitirebilir misin? Olur. Aa! Aa! Aa, telefonu yüzüme kapadı. Yeniden yakınlaşmamızı kıskanıyor bence. Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Ayrıca biz yakınlaşmadık ki. Sen arkadaşım olarak bana çocuklar konusunda yardım ediyorsun, o kadar. Yakında bunu anlayacaktır. Aman canım, ne anlarsa anlasın, bana ne? Bakalım listeyi görünce ne yapacaksın Nana Hanım? Bak, o kadar güzel ki Nana. Kendine başka eğlenceler bul. Emre'nin yatağı da bozuldu. Oh Şoker, var ya. Bu da var. Yağmur'un yatağı da bozulmuş. Ya sen çok oluyorsun ama. Çok oluyorsun. Tabii sabit. Ya sen çok oluyorsun ama. Amma da kalın kafalıymış. Nana, bu hayata daha fazla ne kadar dayanabilirsin? Bak, benim gözümü korkutamazsın Şoker. Bunu hala anlayamadın mı? Benim gözümü korkutamazsın Şoker. Yeter be. Git topla, hadi. Sihir güçlerimden bir parçacık sana da vereyim mi? Kendine sakla. Bak, intikam çok kötü olacak, göreceksin. Uyuyum, uyuyum. Topla birazcık, topla. Sağlık sana, sinirli sana. Evet beyler. Vallahi çok iyi oldu. Hakan'ın sevdiği bir feden sipariş verdim. Hadi Hakan. Geldim. Ama bu kadar şımartma bizi. Eve gitmeyip ofiste yatacağız valla. Yani lafın gelişi tabii.
Ercan'cığım, şuraya da bir imza at da muhasebeye götüreyim artık. Aksamasın. Teşekkürler. Ya ben zamanında büyük eşeklik ettim değil mi bu kıza? Yani? İnsanın gönlü başka diyor, aklı başka diyor. Simge benim hayatımı öyle kolaylaştırıyor ki. Nana? Ne demek nana? Yani gönül tarafın ne diyor? Bir şey demiyor. Çünkü o gönül hep benden kaçıyor. Ne zaman ne yaptığı hiç belli değil. Bakıyorum yüzün gülüyor. Yalnız kalamıyoruz ki. Yalnız kalsak kesin bana açılacak. Ay Volkan. Senden bir iyilik isteyeceğim. Buyur. Yuva yapmanıza bir yardımımız olsun bari. Ya dalga geçme ya. Akşam diyorum ki Nana ile çocukları alıp sinemaya mı gitsen? Biz de Hakan'la evde baş başa kalsak. Ne olur. Ne olur. Tamam tamam. Ay canım arkadaşım ya. Ben hemen kuaföre gidip saçlarıma bakım yaptırayım o zaman. Hakan'ı sen ikna et, tamam mı? Tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Yarın toplantıda görüşürüz o halde. Saygılar. Hakan ya. Çocukları görmeyeli çok uzun zaman oldu. Gözümde tütüyorlar. Onlar da seni özledi. Emre ne zaman maça götüreceksiniz beni diye sorup duruyor. İşten bir fırsat yaratamadık ki. Maça da gideriz de ben diyorum ki çok güzel bir animasyon filmi oynuyormuş. Bu gece alayım çocukları, hatta nanayı da doğru sinemaya. Siz de Simge'yle evde çalışırsınız. Bilmem ki, Simge ne de? Onun canına minnet. Nasıl yani? Canım Özge'yi de götüreceğim. İyi, konuşalım bakalım. Tamam. Alo, Volkan? Geliyorsun değil mi? Ay tamam canım, teşekkür ederim. Bu iyiliğini unutmayacağım. Tamam, bay bay. Biletleri almış bile. Ay bebeğim, bu eve misafir olarak değil, evin sahibi olarak geleceğimiz günler çok yaklaştı. İnan bana. Ah, Hakan'la baş başa kalınca bak gör onu ben nasıl ikna ediyorum. İşte ben en çok bunlarda zorlanıyorum Selim abi. Ya öğrenirsin, merak etme. Şu soruya bir bakalım mı? Tabii. Çok güzel görünüyorsun Zeynep abla. Teşekkürler Yağmurcuğum, sen de öyle. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Onları topladıktan sonra böleceksin. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben şimdi kontrol edeyim. Sana yanlışları anlatacağım, tamam mı? Hakan, bu ne? Ne güzel değil mi? Ben de çok şaşırdım. Çocuklar ders çalışmak için Selim'e ve Zeynep'i çağırmış. Ha, tamam. Şimdi senin yöntemlerin gerçekten işe yarıyor. Sağ ol canım da... Volkan geliyor, çocukları sinemaya... Şşşt! Aman sus, ben hiçbir şey söylemedim. Hazır heveslerin yerindeyken bırak çalışsınlar. Hadi gelin, gelin. Yani çıkan sonucu ikiye böldükten sonra sonuca ulaşıyorsun zaten. İkinci yaparsanız zaten aynı sonuç. Yazdın mı? Tamam. Anladın mı? Tamam, işte. Of, nasıl bitireceğim dersleri? Tamam işte, Selim abi sana yardım eder, Zeynep abla da bana. Ödevlerimizi çabucak bitiririz. Beni ne dersin çok iyi, ben de yardım edebilirim. Sağ ol, istemez. Zeynep abla, hadi biz yukarı çıkalım. Ben de. Kusura bakma ama biz ders çalışacağız. Sen burada kalıyorsun. Ver bakalım şunu. Bunun üzerine bir bardak su içeyim bari. Şurada bir problem var. İzin verdin arkadaşların çağırmalarına. Ya Selim zaten gelecekti bu akşam. Zeynep'i de Yağmur çağırmış. Bundan sonra bana sorulmadan bu eve misafir çağrılmayacak. Çocukların düzenleri, sonra da dengeleri bozuluyor. Makmuş nerede? Yukarıda. O da ayrı bir tembel zaten. Su ver bana. Sihir güçlerim olsaydı seni şuracıkta fareye çevirirdim. Gıcık, gıcık! Sinir, gıcık,
Gıcık! Sensin asıl gıcık. Dileğimi ikinci kez elimden aldın. Ama göreceksin sen. Bekle beni nana. Bir gece ansızın gelebilirim. Hadi çalışmayacak mıyız? Çalışacağız. Ay acaba onun için geldiğimi anladım dersin. Aa sen beni ders çalıştırmak için gelmedin mi? Ya Yağmur dalga geçme ya. Tamam tamam sakin ol. Önce çalışalım sonrasını bana bırak. Gece daha uzun nasıl olsa. Ne yapıyorsunuz? Ders çalışıyoruz. Of çok sıkıcı. Benim kadar zeki olsaydın ders de anlardın. Evde bu kadar çalışmana gerek kalmazdı. Senin kadar zeki değilim aptalım. Hem de bu bulaşıcı biliyor musun? İstersen uzak dur. Aman çok komik. Bu da öteki gibi değil mi? Evet ama burada çıkarma işlemi yapacaksın. Al canım. Al. Sağ ol. Al. Sağ ol. Hadi çocuklar. Şşşt. Yağmur yukarıda arkadaşıyla ders çalışıyor. Emre de gördüğün daha gibi de burada çalışıyor. İşte. Hadi Volkan. Ne yapalım? Şimdi bir şey söyleme. Of Volkan. 40 yılın başında bak ne güzel çalışıyorlar. Hem şimdi Selim ve arkadaşlarını bırakıp gidemezler. Hadi biz gidelim o zaman. Çocuk filmi değil mi? Yok, çok ne eğlenceli bir şey. Simgeyi de alalım. İyi fikirmiş. Çocuklar biz sinemaya gidiyoruz. Hadi, Volkan abini sürpriz hadi yapıp bilet almış. Oh, biz burada matematik çalışalım. Siz sinemaya gidin. Ne güzel. Emre. Ya şaka şaka gidin gidin. Ay sinemaya mı gidiyoruz? Ne güzel. Hakan uzun zamandır gitmemiştik. Ne kadar hoş değil mi? Ben de geleceğim. Şuna bakalım. Tamam. Özge çocuklar evde kalıyor kızım. Bana ne ya geleceğim. Onlar beni istemiyor. Canım sıkılıyor. Gelsin tabii. Nana hadi sen de. Efendim? Hadi üstüne bir şeyler giy. Sinemaya gidiyoruz. Hakan oda mı geliyor? Hadi hadi. Tamam hemen geliyorum. Nana çabuk ama filmi kaçıracağız. Neden her şey ters gitmek zorunda? Nasıl bir plan yapsam da onun bu oyununu açığa çıkarsam acaba? Öyle çok şey yaptım ki yaratıcılığım gitti. Ya o kızı nasıl uçurdular filmde? Hoş geldiniz. Film nasıldı? Çok eğlenceliydi. Tıpkı oyuncaklar dünyası gibiydi. Hı? Neresi gibi? Yani değişikti. Farklıydı. Çocuk filmi ama eğlenceliydi yani. Ben de keyif aldım. Emre uyudu demek. Evet. Ben de birazdan yatacağım. Ben de Makbuş'un odasında kalayım bu gece. Ha, iyi geceler. İyi geceler. Beni sinemaya götürdüğün için teşekkür ederim. Sen de yat artık. Geç oldu. Tamam. Tamam. İyi geceler.